İş yolu yok. O beklediğimiz yoğunluk yok. Eskiden burada 8 tane eleman çalışıyordu. Şu anda bir tane eleman çalışıyor. O bile fazladır bize. 8 eleman nerede? 8 eleman çalışıyordu. Çocuklarımızla beraber 15 eleman bulunuyordu. Şimdi bir tane elemanımız var. O da 15 gün çalışıp gidecek. Fiyat da çok yüksek. %200'den fazla bir artış var. Çok çok yüksek. Öyle böyle değil yani. Biz bazen müşteriye fiyat soruyoruz. Acaba diyorum ki biz acaba ona bana vereceği tepki ne olur? Çünkü fiyat beğenmediği zaman da tepki gösteriyorlar müşteriye. Yani kimse herkes bizi suçluyor mesela fiyattan dolayı ama biz suçlu değiliz. Biz istiyoruz ki ucuz olsun ki satalım. Fiyat ucuz olsun ki müşteri alsın biz de rahat satalım. Bir erkek çok çocuk tişörtü 50-60 lira. Geçen sene bunlar 20 liraydı. %200-250. Ya geçen sene benim 2 lira aldığım çorabı şu anda 5 lira alıyor. Yüzde kaç oluyor siz hesaplayın. %250. Biz bayrama hazırlığımızı %100 yapmışız, full yapmışız. Müşteri takibini iyi yapmışız, çeşitliliği takibini iyi yapmışız, araştırmamızı iyi yapmışız. Hangi boy iyi satılacak, hangi takım iyi gelecek onu da iyi yapmışız. Analizimiz çok çok iyi şu anda. Ama İş yok. İstediğimiz iş yok. İş anladım. Hakikaten de iş yok. Valla geçen seneye göre çok fahiş bir artış var ayakkabı fiyatlarında. Hani bunun önüne de geçemiyor. Hiç kimse de geçemiyor. Herhalde böyle de devam edecek. Öyle görünüyor. Ya gün geçtikçe emin olun yani ben kapımı açmasam benim için daha karlıdır. Yani bu kadar size söyleyebilirim. Dededen babadan burada esnafız. Ben de yaklaşık 30 yıldır burada esnafım. Geçen seneye göre fiyatlar bayağı yüksek. Ciddi bir fiyat artışı var. Müşterilerimiz de aynı şekilde onları farklı şekilde karşılıyorlar. Ama ihtiyaç mecbur almak zorunda kalıyorlar yani. Yani bayramdır, her zaman bir bereketi, her zaman bir ihtiyaç oluyor. Biz de müşteri elimizden geldiği kadar o fiyat farkını yansıtmamaya çalışıyoruz. Almaya çalışıyorlar, biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Valla geçen sene, zaten geçen sene bir pandemi dönemi yaşandı. Bir 15 günlük bir kapalı bir süreç yaşadık. Onun bir eksikliği oldu geçen seneye göre. Yani bu sene biraz daha hareketlilik var. Ama tabii fiyatların artması, fiyatların farklı olması halkımıza ister istemez, mesela örneğin hani bir ayak iki ayakkabı varken üçüncüsünü alma ihtiyacını duymuyor artık. Hani oğlum şunu alalım mı veya baba şunu alalım mı? Yok oğlum, ihtiyacını gör. İstediğim yani daha sonra tekrar onu biz karşılarız fiyatların farklı olmasından dolayı.